Hocam, Kur'an'daki kadın algısı eleştirilirken, örneğin Bakara suresi 223'teki kadınlar sizin tarlanızdır, onlara istediğiniz gibi yaklaşın ayeti hakkında genellikle kadının cinsel nesneye indirgeyen yorumlar yapılır. Sizce bu ayet gerçekten neyi ifade ediyor? Bu ayetin ifade ettiği anlamı benim Kur'an'a dair genel tasavvurum çerçevesinde cevap verirsem, Kur'an'ın dili çok bariz, çok baskın şekilde ataerkil bir dil. Bunun hiç tartışılmaya mahal olmayacak kadar açık, aşikar bir şey bu. Bu açıdan bakıldığında oradaki ifadenin erken, hani nasıl desem, cinsel monopolüne atıf yapan bir şekilde bir anlamı var. Yani oradaki birinci anlam önceliği cinsellik teması var orada. Ama ben bunu bile bile mealde yaptığım manipülatif anlam takdimlerinden birisi bu ayettedir. İşte bu sıkıntıyı bildiğimden ve bununla da insanların, özellikle kadınların karşılaştığında hissedecekleri rahatsızlıktan hareketle oturup 40 yıllık Kur'an müktesebatımı, her bu ayete geldiğinde o problemi hissedene saatlerce anlatma imkanım da olmadığında, orayı yumuşattım, manipülatif bir anlam vererek kadınlar sizin nesil kaynağınızdır diye Yumuşak değil. yumuşak bir şey yaptım. O cinsellik temasından görece arındırmış bir anlam verdim. Ama bunu bilerek yaptım. Ben manipülatif bir anlam takdiri olduğunda itiraf ediyorum. Ama bu cümlenin, yani nisa hüküm harsun lekümün hemen akabinde gelen fe'tu harseküm enna şiddüme baktığınızda, bu cümlenin öyle nesil kaynağınızdırdan ziyade bir cinsellik teması taşıdığı, tarlanıza istediğiniz gibi varabilir, yaklaşabilirsiniz. Zaten esbab-ı nüzul kapsamında aktarılan rivayetler de meselenin bir cinsellik teması olduğunu çok açık gösteriyor. Hatta bu enna'dan hareketle Şii gelenekte başka başka cinselliğin başka varyantlarına, varyasyonlarına dair de ilginç yorumlar da üretildi. Oralara girmeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Bu Kur'an-ı Kerim'in, şimdi diyeceksiniz ki ama hocam ataerkil bir dil dizgesi var dediğinizde, biz kadınlar olarak bunu nasıl tolere edeceğiz? Siz kadınlar olarak 1400'lü yılların Müslüman kadınları olarak tolere etmeden önce, daha Kur'an inerken peygamberin hanımları da bu sıkıntının farkına varmışlar zaten. Başta Hazreti Ayşe, yanı sıra Ümmü Seleme, bunlar peygamber eşleri ve Ensar'ın bazı asil ailelere mensup özgüveni yüksek kadınları peygambere açık açık şu şikayetle geliyorlar: Ya Resulallah, bu sana indirilen Kur'an'da sürekli olarak erkek de erkek, erkek de erkek, fazilet erkeğin, cihat erkeğin, ganimet erkeğin, o erkeğin, bu erkeğin, biz neciyiz ya? Bu kitapta bizim adımız niye geçmiyor doğru dürüst? Şeklinde bir itiraz var. Bu itiraz belli ki zaman zaman dinlendirilmiş olmalı ki müfessirler aynı itirazı 3 ayrı ayetin iniş sebebi olarak gösterirler. Taaddüdün nüzul, yani bir meselemiz var. Bu mesele sürgüt devam ettikçe bununla ilgili olarak birkaç ayet iniyor. Birisi festecabe lehum rabbuhum enni la udî ve amele amilin minküm diye başlayan Âl-i İmrân suresi. Rabbiniz sizin
efendim serzenişinize ya da isteğinize icabet buyurdu. Dedi ki, ben erkek olsun kadın olsun hiçbirinizin amelini ziyan etmeyeceğim. Birisi bu, bu şikayet üzerine. İkincisi, innel müslimine vel müslimat vel müminine vel müminat. Böyle devam ediyor. İlk defa bu ayette 5, 6, 7 vasıfla birlikte mümin erkekler, mümin kadınlar, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar diye tek tek kadınlar da erkeklerle ayrı siga olarak zikredilir. Hepsine birden büyük bir ecir var diye bitiyor. Bir diğer ayet var ama bu daha çarpıcı. Bu Nisa'dadır. Sanırım 32. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَتَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ. Allah'ın kiminizden daha ayrıcalıklı, imtiyazlı ve kıldığı hususlarda biz de keşke aynı statüde, aynı imkanlara, aynı imtiyazlara sahip olsaydık diye yanılıp yakılmayın. Şimdi bu ibarenin burasını, ayetin burasını, hani Allah kiminize zenginlik nasip etmiş, biz niye olamadık diye anlayabilirsiniz. Ama öyle değil. Burada da kadın erkek münasebeti, ilişkisi var. Kadınların özellikle toplumsal cinsiyet rolleri konusundaki şikayetlerine bir cevap. Çünkü ayetin devamı لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبْنَا. Ayet böyle devam ediyor. Zenginler ya da fakirler diye devam etmiyor. Erkekler de emeklerinin karşılığını, yapıp ettiklerinin karşılığını alacaklar, kadınlar da alacaklar. Fakat 3 ayette de dikkat çekici olan şu ki, istenen, talep edilen şey, dünyevi hayatta, dünyevi düzlemde erkeklerin sahip olduğu sosyal statüye veya toplumsal cinsiyet rollerine az çok muadil, bizim de bir statümüz, bizim de aynı düzeyde bir rolümüz olsaydı diye somut, sıcak bir taleple gelindi. Ama Kur'an-ı Kerim'in bu 3 ayeti de genellikle beklentileri uhrevi alana veya manevi alana irca ederek cevap verdi. Onlar somut, dünyevi düzlemde, maddi bir imkandan, bir statüden, bir eşitlikten, talepte bulundular. Fakat Allah onları imani veya dini düzeyde bir eşitlik düzeyiyle cevap verdi. Yani istedikleri verilmedi. Sebep bu da o günkü sosyal ve toplumsal dokuda öteden beri gelen toplumun yapısı içerisinde erkek kadın arasındaki toplumsal cinsiyet rollerini bu kadınların istedikleri düzeyde radikal bir değişime uğratmak, Peygamberin yürüttüğü davanın çok baskın unsuru erkekler olduğundan ve erkeklerin bu konudaki kadınlarla böyle bir rekabetin oluşmasının oradaki işleyen sürece gerçekten büyük bir balta vurma ihtimali bulunduğundan o dokuyu bozmayı Kur'an-ı Kerim göze almadı. Açık söyleyeyim. Dolayısıyla Kur'an'ın bu asli bir unsuru olarak ön plana da çıkmadı. Kaldı ki Hazreti Ayşe gibi Hazreti Peygamber'e umulmadık zamanlarda açık tepkiler koyan, mesela şöyle bir şey söyleyeyim size, tefsirlerimizde, sünni tefsirlerimizde, ama sadece tefsirlerimizde değil, ben bir videoda da bunu söyledim, biraz da karikatürize ettim, hani bizim bu sünniliğin Yılmaz savunucusu olarak tanıdığımız meşhur hocalarımız vardır. Bir iddiayı anlatırken, delillendirirken, Buhari'de var bu, Buhari'den bahsediyorum, Müslim'de var, Müslim'de var diyor ya. Ben de şimdi diyeceğim ki Buhari de dahil kütüb-ü sitte'nin neredeyse hepsinde var olan bir hadis söyleyeceğim. Hazreti Ayşe'ye bakın. Hani in vehebet nefseha geçer. Ahzab suresinin 50. ayetinde Ya eyyühen nebiyyü diye başlayan ayette
biz sana şu 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 kadınları evlenmeyi helal kıldık. Ama haliseten leke min dunil müminin. Müminlere değil, sadece sana. Derken o kadınlar zümresinin içerisinde bir grup daha vardır. Mehirsiz, herhangi bir talepte bulunmaksızın gelip sadece peygambere hiçbir şey olmadan kendini adeta teberru, bağış gibi sunup evlenmek isteyen kadınlarla da evlenirsin diyor ya. Evet. Önce Hazreti Ayşe, ya bu kadınların hiç mi onuru yok diyor ya. Bir kadın kendini teberru, bağış, makbuzu gibi nasıl sunar diyor. Sonra Türci Menteşav ayetini 51. Burada Hazreti Ayşe biraz daha bir tepkisel tavır geliştiriyor. Vallahi erâ rabbeke yusâriyu fî hevâki diyor. Görüyorum ki Rabbin senin arzun peşi sıra koşturuyor. Bu cümleyi bugün birisi yolda söylese onu taşa tutar öldürürler. Kafir ilan edip bırakır. Bunu Hazreti Ayşe. Ama bu cesareti, bu özgüveni, bu Kur'an-ı Kerim'in dili niye bu kadar erkek egemen diyen kadın sayısı bir elin parmağını geçmiyor muhtemelen. Diğer kadınların genel durumu ise kendi kendine gerçekleşen kehanet gibi. Yani kendilerine biçilen o rolü kanıksamış ve memnunlar. Hani bugün bazen sokakta mikrofon tutsan kadına şiddet meselesini bir kamuoyu yoklaması yapsam desem muhtemelen 10 kadından 4 tanesi sana ne be kardeşim, kocam beni döver de sever de diyen kadınlarla da karşılaşabilirsiniz. O açıdan bakıldığında bu Kur'an'ın erkek egemen dili çok sorun olmamıştır. Ha Medine'ye gelindiğinde Hazreti Peygamber'in İlame diye böyle tepkisini koyduğu, bu nasıl iştir, hayret bir şey yani, kadınları böyle köleniz gibi dövüyorsunuz, sonra da utanmadan belki akşam aynı yastığa baş koyup birlikte yatıyorsunuz dedikten sonra, kadınları dövmeyin dedikten sonra Hazreti Ömer'in bir gelişi var. Ya Resulallah, bunlar bizim başımıza çıkıyorlar, üstümüzde tepiniliyorlar artık. Çok şımardılar. Bu sefer Peygamber Efendimiz geri adım atmak zorunda kalıyor. Hazreti Ömer'in tavrı, o erkek egemen karakteristik tavrı Kur'an'a daha baskın bir tavır olarak yansımıştır. Bak ben bu kadınla ilişkide 3 tavır tespit ettim. Peygamber Efendimiz'in tavrı, çok sıkıntılı süreçler yaşamasına, yani eşlerine yaklaşmama yemini yapmasına, epeyce bir süre ayrı kalmasına, yani ila yapmasına rağmen, ifk hadisesi gibi aslında psikolojik travma yaratacak bir olayı yaşamasına rağmen, bal şerbeti gibi rivayetlere de konu olan Hazreti Hafsa eşlerinin bir şeyi olmasına rağmen, Tahrim suresi ki ağır ayetler vardır orada. Evet. Bütün bunlara rağmen eşlerine Hazreti Ayşe'den gelen hadisi söylüyorum. Ne bir fıtık vurdu, ne de böyle vurma eylemi olabilecek bir davranış sergiledi. Hiçbir fiili olmadı böyle eşlerine şiddet olarak. Ama Hazreti Ömer la yüs'elü racül fîmâ yadribu imrâtehu diyen bir adam. Erkek adama karını niye dövüyor diye sorulmaz oğlum diyor. Bu gelenek Kur'an-ı Kerim nerede duruyor derseniz Hazreti Ömer tavrına daha yakın bir yerde duruyor. Peygamber tavrı o günkü erkek egemen toplumda hakikaten o toplumun marjlarının epeyce üstünde. Ben o açıdan Ömer hocamın da Nisa suresi 34'e dair vakti zamanında İslamiyet'te yayınladığı makalenin son satırlarını hatırlıyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'in vadribu hünnesinin Kur'an-ı Kerim kadın dövmeye icazet veriyor mu vermiyor mu meselesi bağlamında tartışmaktan ziyade bu ayetin tebliğini yapan, hayatında temsiliyle bütün Kur'an'ın ne dediğini ortaya koyan peygamberin rehberliğine baksanız daha iyi olmaz mıydı?
lafzı öyle çevirip böyle yorum. Ama bizim tabii bizde şöyle bir şey var ya, hadislere karşı bir güvensizlik. O bizim o edille-i şer'iye statüsünde peygamberin altta kalması, hadisin hadise dair de bir yığın problem olması, en otantik kaynak olarak Kur'an'a dönelim, Kur'an'dan bakalım. Burada son 100 yıla damgasını vuran Kur'an öncelikli İslam anlayışının bizde etkisi var. Dolayısıyla en ideal olanı oradan bulabileceğimizi zannediyoruz. Ama en son fezleke cümlemi söylüyorum. Kur'an-ı Kerim o gün Medine'de atıyorum 628, 29, 30 yılında Mekke'nin fethedildiği 30'da 10 bin Müslüman olsun. Kur'an-ı Kerim bu 10 bin Müslümanın ortalamasına, optimaline göre konuşuyor. Fakat bu 10 binin içerisinde bir kişi var ki o Kur'an'a o da muhatap, o Kur'an'ın dediğini bir de o kendince tatbik ediyor. Onun yorumu. Ben onun canlı yorumunun, o ete kemiğe bürünmüş yorumunun, ha bu buradaki o, hocam o yorumu nereden bileceğiz? Arkadaşlar, ben riba ile faizle ilgili Medine pazarında Resulullah işte öyle mi dediydi, iki deveye bir deve aldı sattı mıydı, iki köleye bir deve verdi mi aldı mıydı gibi spesifik kıyıda köşede tek rivayet üzerine kurulu bir peygamber sünnetinden bahsetmiyorum. Koskoca bütün siretinin içerisinde bir aile hayatının içerisinde ortaya çıkan ve belki 300, 400, 500 tane rivayetin ortalamasından ortaya çıkan bir sünnetten bahsediyorum. Dolayısıyla el böyle mi bağlanıyordu, şöyle mi duruluyordu ya dair mezheplerin kendine delil aldığı birer rivayetten bahsetmiyorum. O anlamda peygamberin rehberliği diyorum. O rehberliğin mevsukiyeti, güvenilirliği, Kur'an metninin güvenilirliği kadar vardır. Onun için ben peygamber ne yaptıya baksanız herhalde daha iyi olur diyorum. Yani siz burada vadribuhunne o kelimeye yükleyip, burayı yükleyip nereye kadar götüreceksiniz bunu? Çünkü o ayetin orasını çözsen ayet teedip hakkını direkt kocaya vererek başlıyor. Yani mesela o zaman kadın da sorar. Koca yaptı nüşuzu, o zaman ben de aynı süreci takip edebilir miyim diye sorarsan bak o ayette öyle bir cevap çıkmıyor. Ha koca da nüşuz yapmaz mı? Yapar, onun da cevabı var ama. Orayı nasıl halledeceğiz? Bak burada nüşuz sizden gelirse dik başlılık, kocaya diyor ki al karşına nasihat et. Olmadı cinsel boykot uygula, yatağa ayır. Olmadı tedip maksadıyla vur. Ne olursa böyle olacak. Hıftum nüşuzen değil mi? Beyni hıftum nüşuzen. Nüşuze hunne. Yanlış mı okudum? Evet. Beyni hıftum nüşuze hunne. Evet. Peki erkek yaptı nüşuzu. Beyni imraatun hafet min baliha nüşuzen ev iradan diye başlıyor. Oğlu ya kadın kocasının serkeşliğinden veya kendisine tamamen kayıtsız, ilgisiz kalmasından endişe duymaya başladı. Evet, evlilik sıkıntıya girdi. Ne olacak? Fela cünaha diye başlıyor. Aralarını sulha bağlamakta, tatlıya bağlamakta sakınca yoktur. Nasıl bağlanacak bu sulha tatlıya? Bakın şimdi. Alsın erkeğe karşısına, gel bakayım buraya deyip nasihat çeksin. Cinsel boykot uygulasın, olmadı erkeğe bir de o vursun. Öyle bir çözüm önermiyor. Diyor ki, genellikle gene ataerkil kültürün bir yansıması olarak nikah bağı kocanın elinde, boşanma hakkı. Eğer kadın evlilik sırasında ben de o hakkı bir yere not edilmesini istiyorum diye bir kayıt düşmezse prensip olarak boşanma hakkı kocanındır. Koca boşandığında kadının bir tazminat hakkı isteme durumu olduğundan kadını ikrah ettirir, canından bezdirir, illallah ettirir, o noktaya getirir. İşte Kur'an diyor ki kadın o noktada kendi alacağı tazminat hakkında kısmi olarak veya tamamıyla vazgeçmek koşuluyla boşanabilir. Boşanabilir. Hul yoluyla, muhala yoluyla.
Kim fedakarlık gösteriyor gene? Gene kadın. Gene kadın. Hadi şimdi o Vedri bu neyi çözdünüz? Gelin bir de burayı çözün. Neresini çözeceksiniz? Kur'an bütün yapısıyla kaya gibi erkek monopolüne daha yatkın ataerkil bir dil dizgesine, düzenine sahip bu. 2 kere 2 4 artık bundan rahatsızlık duymanın bir alemi yok. Tarihsel bağlam içerisinde o günkü sosyal doku yapı buydu, böyle konuştu. Ama bu dini hayatımızı, dine bakışımızı, Allah'a yönelişimizi şekillendirecek bir din kalıbı, bir dini emir, bir hüküm, bir ontolojik gerçek değil bu. Bitti. Bu kadar basit. Evet. Bu kadar basit. Ama bugün... Ama bizim Kur'an algımız ve Kur'an'da her bir birim ifadeyi mutlak dini hüküm saymamızın sancıları bunlar. Evet. Bu algının değişmesi lazım. İster değiştirsinler, ister değiştirmesinler. Değiştirmezlerse yuvarlanıp gitsinler böyle sızılarıyla, karın ağrılarıyla devam etsinler. Yani ne yardan geçebilir, ne serden geçebilir, yuvarlanıp giderler. Babaannemin tabiri, uğuna uğuna ölürler işte. Ne diyeyim yani? İnsanlar bu konuda peygamberi örnek almak yerine, onun hayatını örnek almak yerine kadına davranışta, Kur'an-ı Kerim'deki bu dövme ayetini bir adım daha ileriye getirip öldürme olarak algılıyorlar. Hatta şu son yaşanan yıllardaki kadın cinayetleri maalesef bunu gösteriyor. Bunun çok üzerine durulup vurgulanması gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki emirlerin nasıl algılanması gerektiği konusu çok önemli. Ben bazen şöyle düşünüyorum, bir cümle ekleyeyim isterseniz buraya. Bir insana hayatını paylaştığı, bir insanla bir ömür geçirdiği ve geçirme taahhüdünde bulunduğu insana şiddet uygulanmayacağını, nefret uygulanmayacağını, şefkatle, merhametle, sevgiyle yaklaşılacağını anlamak, kavramak, bunu uygulamak için ayete mi gerek var, Kur'an'a mı gerek var ya? Tırnak içinde asgari vicdanı olan bir insan evladının bunu ayetsiz de, hadissiz de bilmesi, idrak etmesi gerekir mi? Gerekir. Yani bir hamur, bir maya düzgünse ayete falan gerek yok. Hadise de gerek yok. Yani bir insanın hayat yoldaşına, hayat arkadaşına muamelesinde sevgiden, şefkatten, merhametten başka bir şey paylaşmaması gerektiğine dair bu insanlığı, bu ahlakı kavratmak, anlamak için tefsir mi okumak gerek, ayet mi öğrenmek gerek, hadis mi öğrenmek gerek? Ama hocam buradaki dindarlık sorunu, Kur'an sorunu, hadis sorunu değil. Adamlık, insanlık, minimum insanlık sorunu ya. Yani insan olmadıktan sonra bir adam, olası da olmadıktan sonra ne söylersem boş. Ben şöyle şeyler bile duydum ya. İlahiyat Akademiyası'nda duydum ben bunu ya. Burada bir ayet var. وَدْرِبُوهُنَّ diyorsa demek ki bir bildiği vardır ha. Allah'ım boşa geçmesin. En azından hayatımda birkaç kere vurayım diyen ya. Ayeti böyle uygulamakla dindarlığını bu şekilde gerçekleştirmek isteyen doçent olmuş, prof olmuş adamlar biliyorum ben. Evet. Şaka değil bu. Evet, biz onların hikayelerini çok dinlediğimiz için ve o kadınların hikayelerini. Evet.